Resulü. Onun sözleri kendisine üslup edip ömrünü ve hayatını hizmete vermiş bir şahsiyet aramızda. Evet, değerli yorumları ve eşsiz sunumları tatlı dileğiyle Cemal Onur Hocamı buraya davet ediyorum. Hocam sizlere günün anlamı ve önemi konusunda. Salatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Misafirler, malumunuz olduğu üzere özellikle sayılı ağır. Şimdi bu vakit içerisinde hocamızın dediği gibi Resulullah'a birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ın emri Peygamberin kavliyle başlayan bu yolculukta bu kardeşlerimiz bu devamda velime düğün cemiyetlerini de Allah'ınları tebrik ediyorum. Ama önemli olan, mühim olan bundan sonra da aile hayatına kurulan bu efendim aile yuvasını Allah'ın emri peygamberin kavliyle onların usulü üzerine sünneti ve sireti üzerine devam ettirmektir. Evliliğin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri Havva validemizden beri bugüne kadar Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle yapılan bu nikahların, evliliklerin iki gayesi, maksadı vardır. Birincisi nefsi muhafaza, ikincisi nesli muhafazadır. Nefsi muhafaza şudur: Cenab-ı Hak kullarını halk etmiş, imtihan için onları yeryüzüne göndermiş, size verdiğim şehvet hissini gayri meşru yollardan değil benim emrim ile helal ve meşru şekilde yerine yollarla donatılmış evi kastetmiyorum. Onu herkes kendi imkanına göre yapar. Ama hane sahibi bir birliktelik meydan. Unutmayın ki bu sevginiz Allah'a imandan babasıdır. Artık kayınpeder, kayınvalide hatıra olsun, değil mi? Böyle bazı efendim hikaye veya kıssa anlatalım da. Değerli kardeşlerimiz, iki kişi evleniyor. İşte bu kardeş.